Şimdi bakın bu protestolar aslında AKP'nin içinden çıkan protestolar. Şimdi bu son mesela Hakan Fidan'a yönelik şeyde bu kampanyayı yürütenler dinci gruplar. AKP'li olmayan dinci gruplar. MÜSİAD'ın önüne de gidiyorlar. Mesela hepsi türbanlı kadınlar. İşte isyan ediyorlar. İsrail'e niye şey yapılıyor diyor. Mesela onları hemen gözaltına alıyorlar. Niye? Mesela aynı şey CHP mitinginde oluyor. Polis hiç müdahale bile etmiyor. Hani orada da böyle bir grup geliyor, arkadan bağırıyor falan. Polis abi, ne yapalım işte CHP'liler bunlar diyor. Her şey çifte standart. Yani Türkiye hiç bu hale düşürülmedi değerli izleyiciler. Bakın 47 yıldır bu meslekteyim. Ne dönemler yaşadık. Çok kötü günlerde yaşadık. Cinayetler işlendi, faili meçhuller işlendi. Darbe geçirdik arada. Ama bu kadar devletin ayağı düşürüldüğü, devlet adına bu kadar tarafgirlik yapıldığı hiçbir dönem yaşanmadı, darbe dönemleri dahil. Onun bile bir ahlakı vardı biliyor musunuz? Onun bile bir hukuku vardı. İlk bir ay böyle her şey karman çormandı ama ondan sonra yargı bile yerli yerine oturdu. Nice insanlar sükuneti mahkemelerinde çok sağlam savunmalar yaparak, hukuksal savunmalar yaparak hakimleri de savcıları da ikna etmeyi başarabiliyordu. Bugün öyle bir şey yok. Ne anlatırsanız anlatın. Talimat ne geldiyse onu uyguluyor. Hiç şaşmaz. Şimdi bu dinci gruplar bunu yapıyor. Bizim gibi insanlarsa buradaki hem bu garip çelişkiyi hem de çok insanlık dışı uygulamayı biz burada protesto ediyoruz. Ben aylardır söylüyorum değil mi? Ekim ayında başladı Gazze. O zamandan beri anlatıyorum. Gemi gemi verdik hatırlayın. Günde kaç gemi gidiyor falan. Ama tınmıyorlar bile. Çünkü milyarları kazananlar AKP'liler. AKP'li biri para kazanıyorsa bunu AKP iktidarı önler mi? Ama Filistin diye sahte gözyaşları dökmeyi çok iyi beceriyorlar. Netanyahu'ya şöyle yapacağız be. Ya bir numarada yapmadılar biliyor musunuz bugüne kadar? Neymiş? Dışişleri Bakanı oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya geziyor. Lan geziyorsun da ne oluyor? Ciddiye alan var mı? Herhangi bir ülkede gerçekten ciddi bir devlet adamı olarak karşılanıyor mu? Müslüman ülkeler dahil, Azerbaycan dahil bilmiyor mu? Aptal mı onlar? Karşılarına gelen adamların aslında hiçbir numara olmadığını bilmiyorlar mı? Ne yapıldı? Filistin, 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 ağlamalar, zırlamalar hepsi. Ah, uygulamaya gelince İsrail'e yönelik tek bir olumsuz adım atılmadı bugüne kadar. Laf dışında. Ben burada söylüyorum kardeşim. Şu anda televizyonlarda konuşan bazı kişiler, gerçek anlamda AKP'lileri söylemiyor. Onlar zaten sahtekarlık yapıyorlar. Ağlarmış gibi. Ay orada nasıl dram, nasıl dram. Ama biz burada gerçeği dile getiriyoruz. Ama sen devlet olarak bir şey yapmak zorundasın kardeşim. Hiçbir şey yapmadılar. Diplomatik olarak hiçbir şey kesilmedi. Aynen devam ediyor. Ticaret aynen devam ediyor. Sade laf var. Yardım. Hadi götür. Nereye? Rafah kapısına. İşte bak ordu Gazze'ye diyeceğine donanmayı koy açığına. Amerika liman yapıyor. Ben de buradan gireceğim de. Sen de yardım et. Ben de buradan mal götüreceğim de. Diyebiliyor musun? Sıkıyor mu? Hayır. İsrail'in aleyhine herhangi bir girişimde bulunabiliyor musun? Hayır. Laf var ama. Adalet Divanı'na biz de gönderdik belge. Hadi ya. Ne oldu? Güney Afrika yaptı gene. Hani sen burada Müslüman katliamı, Müslüman katliamı diye yeri göğü inletiyorsun. Türkiye'de ama. Kendi vatandaşına propaganda yapıyorsun. Bir sürü insan da buna hisleniyor, duygulanıyor. Ağlıyor. Ağıtlar yakıyor. Ama gerçek o değil. Gerçekte hiçbir şey yapılmıyor. Efendim ticaret, yahu sonunda öyle bir kafa ki bu, öyle bir kurnaz bir kafa ki din adamlarını devreye sok. Kur'an'dan ayet okudu adam ya. İsrail'le ticaretin ne kadar makul ve doğru olduğunu. Savaş başka. Ulan bu savaş o savaş değil ki. Bir taraftan Müslüman katliamı diyorsun. Müslümanları yok ediyorlar diyorsun. Çocukları öldürüyorlar diyorsun. Ondan sonra ama o başka. Ama ben mal satarım. Peki sattığım mallarla İsrail ne yapıyor? Bir karnını doyuruyor. Bakın. İsrail'e birçok ülke ambargo koymuş durumda. Mal göndermiyorlar. Yani savaş bitsin, güvenlik diyor, bilmem ne diyor. Tek kesmeyen ilk günden beri İsrail'in bütün ihtiyacını gönderen bir numaralı ülke Türkiye. Bütün gıdası gidiyor. Unu, yağ, şekeri gidiyor.
çimentosu gidiyor. Demir çeliği gidiyor. O demir çeliği inşaatta da kullanıyorlar ama nitelikli çelik de gidiyor. Onları da silah sanayinde kullanıyorlar. Ya kimsenin vicdanı sızlamıyor mu? Bir kişi kalkıp demiyor mu ya o Ankara'da? Arkadaş biz İsrail'e niye bu kadar mal satıyoruz? Ama yapamazlar. Milyar kazanıyor AKP'liler. Bütün mesele AKP'li olmak. Onun dışında herhangi biri zaten İsrail'e mal taşıyamıyor. Gene söylüyorum, CHP'lilere söylüyorum, diğer muhalefet. Gidin kardeşim, bir denizcilik firmasına gidin. Herhangi bir denizcilik firması. Bu aileden olanlar hariç. Gidin, bu binlerce, yüzlerce denizcilik şirketi var. Deyin ki, Hayfa Limanı'na mal götüreceğim. Bakalım yüklüyorlar mı, yüklemiyorlar mı? Yapmıyorlar bunu ya. Hadi git götür. Hemen diyor ki, efendim oraya biz gidemiyoruz diyor. Nereye? Falana gideceksiniz. Çünkü onların hakkı var. Taşıma hakkı onlarda. Türkiye'nin gözü önünde oluyor bütün bunlar ya. Yazık, günah ya bu ülke. İnsanlara bu kadar zavallı muamelesi yapıyorsunuz. İnsanlar buna kanıyorlar. Gerçekten Filistin konusunda çok duygusal, çok hassas, çok kararlı olduklarını zannediyor bu insanlar. Ve içlerindeki o saf, temiz, dini duygularla da İsrail'e ateş püskürüyor. Ama hemen yanındaki AKP'li elleri böyle. Allah diyor, savaş sürdükçe daha da kazanacağız. Çünkü mallara zam yapıyorlar. Risk faktörü arttı çünkü. Eski fiyattan gitmiyor birçok şey. İsrail riskli ülke diyor. Gemilerim oraya yanaştığında başına bir şey gelebilir diyor. Onun için sigortalar arttı. Mallar zamlandı. Oh, burası böyle. Yazık ya. Yazık. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.